Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım orijinal matematik, orijinal problemler, bir de orijinalden dinle kısımlarının çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda işleyeceğimiz konu ise işçi problemleri. Toplamda 8 tane örnek var arkadaşlar. Orijinal yayınlarının sizler için hazırladığı. Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim video çözümlerimize. Evet. Gençler, ilk sorumuza bakacak olursak, hatta şöyle biraz da yaklaştıralım. Bir fabrika %80 kapasite ile günde 18 saat çalışarak 15 gün boyunca belli bir miktar oyuncak üretmekte. Buna göre fabrika eğer aynı miktar oyuncağı %90 kapasite ile günde 8 saat çalışarak kaç günde üretebilir? Şimdi bakın arkadaşlar, bunlarda genelde orantı kurmak gerekiyor. Bu orantı ise direkt denklemi kurarak başlayın. Şimdi benim nasıl çözdüğüme dikkat edin, tamam mı? Siz de buna göre çözebilirsiniz. Örnek veriyorum, demiş ki bir fabrika %80 kapasiteyle. Şimdi bu fabrikanın tam gücüne 10 diyelim. Tamam, 10V hızla çalışıyor diyelim. %80 kapasiteyle çalışıyorsa 8V hızla çalışıyordur. 8V. Günlük 18 saat çalışıyor. 8V ile bir günde 18 saat çalışıyorsa o zaman 8V çarpı 18 kadar güç harcıyordur. Ve toplamda da sevgili arkadaşlar 15 gün boyunca bu işi yapıyor. Yani çarpı 15 diyoruz. Bu kadar miktar oyuncak üretilmiş diyebiliriz artık. Buna göre fabrika aynı miktar oyuncağı, bakın aynı miktar oyuncak demiş. %90 kapasite olduğuna göre 9V ile çalışacak artık. Günlük 8 saat çalışarak kaç günde üretebilir? X günde üretsin diyelim. İşte bu denklemi çözdüğünüz takdirde cevap karşınıza çıkacak. Bütün sorularda aynı muhabbeti yapabilirsiniz. Hiç meraklanmayın, korkunuz olmasın, soruların cevapları takır takır çıkacaktır. Şimdi öncelikle V'leri burada bir halledelim arkadaşlar, gitsinler. Şuradaki 8 ile buradaki 8 de gitsin. Bunu 9'a böldüm, bunu 9'a böldüm. Burada 2 kaldı, 2 çarpı 15'ten burası 30 gelir, eşittir. Sağ tarafta sadece x kaldı. Demek ki artık bu da bizim cevabımızmış diyebiliyoruz. Geçtim ikinci örneğime, ikinci soruma. Şimdi yine dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz arkadaşlar. Demiş ki bize, aşağıda şekil 1'de verilen bilgisayarın bir tarafında USB 2.0, şekil 2'de verilen bilgisayarın bir tarafında 3.0, USB 3.0 flash bellek yerleri bulunmaktadır. Şimdi USB 2.0, USB 3.0'a göre biraz daha yavaştır. Bağlanma süresi 5 saniye, bakın burada bağlanma süresi 2 saniye. Dakikada 5 MB yükleme yapılırken USB 3.0 ile dakikada 50 MB yükleme yapılabiliyor. Aynı boyutta dosya yüklü olan iki flash bellekten biri şekil 1'deki bilgisayara, diğeri ise şekil 2'deki bilgisayara takılıyor. Şekil 1'deki bilgisayara bağlanan flash bellek dosya yükleme işlemini şekil 2'deki bilgisayardan 219 saniye sonra bitirdiğine göre, şekil 1'deki bilgisayara takılan flash bellekteki dosya boyutu kaç megabayttır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bağlanma süreleri arasında bile bir farklılık var. Bağlanma süresi, bakın bu 5 saniyede, bu 2 saniyede bağlanıyor. Burası da dakikada 5 MB, burası dakikada 50 MB yükleme yapıyor. Ve sevgili arkadaşlar, ben diyorum ki şekil 2'deki bilgisayar, yani USB 3.0 T süre kadar vakit harcadıysa, diğeri T artı 219 saniye süre harcayacak bu veri kopyalama işi için. Pekala, şimdi bu T süreyle 2 saniyesi zaten bağlanma süresiydi. 2 artı T eksi 2 süre. Şimdi 2 saniyede herhangi bir dosya kopyalanmadığı için sadece, ama sadece bağlanma süresi olarak beklediğimiz için bu 2'yi silelim. Geriye T eksi 2 süre kadar dakikada 50 MB yükleme yapılmıştı, bakın. Dakikada 50 MB. Dakikada 50 MB ise saniyede 50 bölü 60 kadar sevgili arkadaşlarım, yani 5 bölü 6 MB kadar bir yükleme yapılmıştır. Dolayısıyla ben bunu 5 bölü 6 ile çarpacağım. T-2 çarpı 5 bölü 6 MB kadar yükleme yapmış sağdaki bilgisayar, soldaki bilgisayarda bunun aynısını yapacak. Ama sadece dosya aktarım hızı ve bağlanma hızı farklı olacak şekilde. Şimdi T artı 219 saniye demiştik. Bunun 5 saniyesi zaten nereye gidecek? Bağlanma süresine gidecek. Dolayısıyla T'den 219'dan 5'i çıkaralım ve T artı 214 saniye boyunca dosya aktarımı yapmıştır diyelim. Ve dikkat edin, dakikada 5 MB yükleme var. Yani dakikada 5 ise saniyede ne kadardır? Bunu bulabilmek için 5 bölü 60'ı bulacağız. Yani sevgili arkadaşlar 1 bölü 12'yi bulacağız ve çarpı 1 bölü 12 diyeceğiz.
İşte bu ikisi birbirine eşit olacak. Pekala. Kesirlilerle uğraşmamak için, genelde siz de öyle yapın, İfadenin tamamını 12 ile çarpabiliriz arkadaşlar. Böylelikle şuradaki 12 gider ve buradaki 6 da gider. Ve şurada burada 6 gittikten sonra şurada bir 2 çarpanımız oluşur. Artık 12 ile çarptık. 2'yi içeri dağıtıyorum. Hatta 2 ile 5'i çarpıp 10 diyelim. Onu içeri dağıtalım. 10t eksi 20 eşittir. Bakın 1'i de içeri dağıtıyorum. T artı 214 dedik. T'yi sol tarafa davet edelim ve eksi 20'yi sağ tarafa gönderelim. Böylelikle 9t'nin 214'e 20 eklersek 234 olması gerektiğini de görebiliriz. Böylelikle T'yi bulalım. 23'ün içerisinde 9 2 defa, kalan 5 54'ün içerisinde 6 defa. T 26'ymış. Şekil 1'deki bilgisayara takılan flash bellekteki dosya boyutu kaç megabayttır diye soruluyordu. Artık biz bunu nereden bulacağız? Şurada yerine yazarak. 26 artı 214'ü sevgili arkadaşlarım 1 bölü 12 ile çarpacağız. Yani 26 ile 214'ü toplarsanız 240 gelir. 240'ı 12'ye böleceksiniz. 240'ı 12'ye böldüğünüz takdirde de 20 megabayt gibi bir süre ile 20 megabaytlık bir dosya boyutuyla karşılaşırsınız. Doğru cevabımız 20 megabayt olacaktı. Ve geçelim 3. sorumuza. 3 arkadaş olan Atiye, Zeynep ve Betül, A, Z, B diyebiliriz, bir işi sırasıyla 16, 24 ve 48 saatte bitirebilmektedir. Bakın Atiye 16, Zeynep 24 ve Betül 48 saatte bitiriyor. O halde arkadaşlar Atiye, Zeynep ve Betül diyelim. Bunların çalışma hızları arasındaki bağıntıyı biz bulabiliriz. Şimdi 16, 24 ve 48 de unutmayın. Bunların ortak katlarını bulalım. Bunların ortak katı arkadaşlar 48'dir. 16'yı 3 ile çarparsanız 48 yapar. 24'ü 2 ile ve 48'i de 1 ile. O halde ben buna 3V, 2V ve 1V diyebilirim. Yani Atiye 3V hızla çalışıyor. Zeynep 2V hızla ve Betül de V hızıyla çalışıyormuş diyebiliriz. Hız üzerinden giderseniz her zaman daha doğru sonuçlar elde edersiniz. Daha kolay sonuçlar elde edersiniz. Kolay ulaşırsınız hedefinize. Bu 3 arkadaştan Atiye ve Zeynep işe başladıktan 3 saat sonra. Şimdi Atiye ve Zeynep ikisi beraber işe başlıyorlar. Yani toplamdaki güçleri bunların 5V. Toplamdaki hızları 5V. 3 saat boyunca da aynı işi yapmışlar birlikte. Yani 3 çarpı 5V oldu artık yapılan iş. Zeynep işi bırakıyor ve yerine Betül işe devam ediyor. Şimdi Zeynep 2V ile çalışıyordu. O işi bıraktı. Sadece Atiye kaldı 3V. Daha sonrasında yerine Betül geldi, V hızıyla çalışıyor. Artık Atiye ve Betül'ün toplam hızları 4V. Ve sevgili arkadaşlarım, Zeynep işi bırakıp Betül işe devam ediyor. İşin 13 bölü 16'sı bittikten sonra Atiye işi bırakmış ve kalan işi Zeynep ile Betül bitirmişlerdir diyor. Şimdi o halde şöyle diyelim. 5V çarpı 3. Bizim işimizin, bak burayı çok dikkatli dinliyorsun. En başında da bunu bulabilirsin aslına bakarsan. Sen hani şurada 16 çarpı 3V'ye 48V dedik. 24 çarpı 2V'ye 48V dedik. 48 çarpı V'ye 48V dedik. İşte bu 48V'ler ne biliyor musun? O 48V'ler işin tamamı. Yani gençler, bizim işimizin tamamı 48V'lik bir iş. Ve bu üçün 13 bölü 16'sının bitmesinin gerektiğinden bahsediyor. 13 bölü 16 ile çarparsanız 16'ya böldüm 3. 3V çarpı 13'te 39V'dir. Yani işin 39V'si bitene kadar Atiye ile Betül beraber çalışıyorlar. Şimdi şuraya bakın. 5V ile 3'ü çarptınız, 15V'lik bir kısım bitmişti zaten. Geriye 39V'sinin bitebilmesi için tamamında 39V'den 15V'yi çıkardınız, 24V'lik iş başarmışlar. Kimle kim? Atiye ile Betül. O halde 4V ile çalışıyorlar demiştik. Peki kaç saat çalışmaları lazım o zaman? Tabii ki de 6 saat boyunca çalışmaları gerekiyor ki çarpımları 24V gelsin. Geriye ne kadarlık bir iş kaldı arkadaşlar? Geriye 39V'si bitti ya, toplamda 48V'ydi. 9V'lik bir iş kaldı. Bu 9V'lik işi de kimle kim yapıyor? Zeynep ile Betül yapıyor. Hangi hızda? 2V artı V'den 3V hızda yapıyor. Peki 9V'lik bir işe erişebilmeleri kaç saat sürer? Tabii ki 3 saat sürer. Bu işin tamamı toplam kaç saat sürmüştür diye soruyor. Artık çok basit. 3 saat, 6 saat, daha 9 saat, 3 daha 12 saat sürmüştür diyebiliriz. Doğru cevabımız bu olacak. Tabi normal şartlar altında bu taktiklerle çözerseniz bu soru 30 saniyelik bir soru. Ama ben size bu taktikleri anlatabilmem için biraz yavaş davranmam gerekiyor tabi. Hemen böyle zattırı zıttırı çözüp geçemeyiz arkadaşlar. 12 saat dedik cevabımıza. Sizler de bu taktiği kullanabilirsiniz. Hani ben öğrencilik hayatım boyunca artı üniversite, tabi üniversitedeyken 2 yıl falan böyle öğretmenlik yaptık çeşitli kurumlarda stajyer olarak, ama
Hani üniversite bittikten sonra mesleki hayatıma başladığımda da hep ben bu şekilde anlattım öğrencilere. Şimdi de hala hem bu şekilde çözüyorum hem de siz değerli öğrencilere bu şekilde anlatıyorum. Aklınıza bulunsun. Benden size ufak bir taktik olsun bu da. Soru 4. Aşağıda farklı renkte bardakların görselleri verilmiş. İşte 3 tane turuncu bardak var. 4 tane mavi, 2 tane yeşil, 3 tane sarı bardak var. Sabit hızda bardak boyayan Ömer, Uygar ve Meltem birlikte bardak boyama oyunu oynamaktadırlar. Pekala. Aynı anda bardak boyamaya başlayan iki arkadaşlar Ömer, şekil 1'deki turuncu bardakları boyayana kadar Uygar şekil 1'de mavi bardakları boyamıştır. Şimdi bak. Ömer 3 tane bardak boyayana kadar Uygar 4 tane boyamış. Demek ki Ömer'in boyama hızı, Ömer diyelim hemen. 3 tane bardak boyadıysa 3V diyelim. Uygar'ın boyama hızına da sevgili arkadaşlar tabii ki 4V diyeceğiz. 4 tane bardak boyayabildiği için. Pekala, şekil 2'deki yeşil bardakları Ömer boyayana kadar ise Meltem sarı bardakları boyamıştır. Yani Ömer'in hızı arkadaşlarım neydi? 3V idi. 3V ile yeşil bardakları boyamış. 2 tane bardak boyamış bak. Dolayısıyla ben artık şöyle diyeyim mi? Ömer'in hızı 2x'ken diyeyim. V ile x'i sonra buluştururuz. Ömer'in hızı 2x'ken Meltem'in hızı Meltem'in hızı 3x'miş. Şimdi ben gelin şu 3V ile 2x'i birleştirelim. Çünkü ikisi de Ömer'in hızı olduğu için ortak bir paydada buluşturmamız lazım. O halde ben Ömer'in hızına sevgili gençler 6k demek istiyorum. Bakın 3'ü 6 yapmak için 2 ile çarptım. Dolayısıyla Uygar'ı da 2 ile çarpacağız ki k türünden eşitini bulalım. 8k'dır 2 ile çarptığınız zaman 4v'yi. Bakın 2x'i 6k. 2 ile 2'yi 6 yapmak için 3 ile çarptım. O zaman Meltem'in hızını da 3 ile çarpacağım. Ve Meltem'e de sevgili arkadaşlar ne diyeceğiz? 9k diyeceğiz. Pekala. Şimdi hızları da bulduk. Geriye kalan kısım kolay kısım. Ömer, Uygar ve Meltem birlikte bardak boyamaya başlayıp toplam 115 bardak boyadığına göre bu bardakların kaç tanesini Uygar boyamıştır? Şimdi şöyle diyeceğiz. Şu üçünü ben toplarsam eğer 6, 8 daha 14, 14, 9 daha 23K yapar. Şimdi 23 tane bardağın aslına bakarsanız 8'ini kim boyuyor? Uygar boyuyor. 115 tane bardak boyarlarsa acaba kaçını Uygar boyar? Artık iş dediğim gibi kesinlikle basit hale geldi. Bakın bu bunun 5 katıysa 5 katı 40 bize cevabı verecektir. Uygar toplam 40 tane bardak boyamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Tabi burada çözüm için yer ayrılmış. Sen bu sorunun çözümünü oraya yaparsan daha şık bir görüntü oluşur. Çünkü ben sayfaları normal şartlar altında genişletiyorum arkadaşlar. Sizin sayfalarınızın sağ tarafında bu kadar geniş bir yer yok, aklınızda bulunsun. Ve 87. sayfamızın çözümü de bitmiş oldu. Geçtik 88. sayfaya. Burada da 4 tane sorumuz var arkadaşlar. Yine dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Açıklayıcı ve detaylı çözümler sunmaya çalışıyorum sizlere. Mustafa bir işi A saatte, Ahmet ise aynı işi B saatte bitirebilmektedir. Şimdi Mustafa ve Ahmet var arkadaşlar. Mustafa işi A saatte bitirirken Ahmet işi B saatte bitirebiliyormuş. Mustafa ile Ahmet işe birlikte başlayıp 3 saat çalıştıktan sonra kalan işi Ahmet tek başına 4 saatte bitirebilmekte. Ya da şöyle diyelim o zaman. İkisi beraber güçlerini birleştiriyorlar. A artı B güçlerini birleştiriyorlar. Tamam mı? Daha sonrasında hatta şöyle diyebiliriz. Daha basit bir şekilde anlatalım. Çünkü hocam niye saatleri topladınız diyeceksin şimdi. Şöyle diyebiliriz. İkisini çarpıyorsunuz. A çarpı B. İşin tamamı A çarpı B kadarlık bir iş. Bunun hızına B diyelim. Bunun hızına A diyelim. Böylelikle işe bakın. A çarpı B, B çarpı A işler birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi Mustafa'nın hızı B, Ahmet'in hızı A. İkisi beraber çalışıyorlarsa hızlarını birleştiriyorlardır. A artı B ve bu şekilde 3 saat çalıştıktan sonra Ahmet'in hızı neydi? A idi. Ahmet 4 saat daha çalışarak işi bitiriyor. Bakın burası işin tamamı artık. Yani A artı B çarpı 3 artı 4A işin tamamı. Ya da diyor Mustafa ile Ahmet işe birlikte başlayıp A artı B birlikte 2 saat çalıştıktan sonra diyor kalan işi Mustafa'nın hızı B idi. 6 saat daha çalışarak kalan işi bitiriyor. Bakın bu da toplam iştir. O halde bunlar birbirine eşittir. Şuradaki 2 tane A artı B'yi ben şunun yanına atmak istiyorum. Bir tane A artı B kalır. Artı 4A'mız var. Eşittir 6B diyorum. Şunu atmıştık çünkü. Burada arkadaşlar A ile 4A'nın toplamı 5A yapar. B ile 6, B'yi de karşıya atarsak 5B gelir. Muhteşem bir şey oldu. A, B'ye eşit geldi. Yani Mustafa ile Ahmet'in hızları aslında birbirine eşitmiş. Buna göre Ahmet'in çalışma hızının Mustafa'nın çalışma hızına oranı, bunlar birbirine eşitse o halde arkadaşlar oran kaçtır? Tabii ki 1'dir diyeceğiz. Doğru cevabımız bu olacaktı. Ve geçtim arkadaşlarım 6. soruma.
Aynı çalışma hızına sahip belli sayıdaki işçilerin bir işi bitirme süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. İşçi sayısı A iken 24 pardon işçi sayısı 24 iken A saatte, işçi sayısı 20 iken A artı 10 ve 15 iken de B. Bakalım sayıdaki işlerin bir işi bitirme süreleri aşağıdaki, tamam olsun. Buna göre A artı A bölü 5 tane işçi 3B bölü 8 tane 8 saatte aynı işin kaçta kaçını bitirebilir diye sorulmuş bize. Şimdi pekala. Burada arkadaşlar şunu biliyoruz ki daha az sayıda işçi çalışırsa, daha az sayıda işçi çalışırsa iş daha geç biter. Yani aslında bakarsanız burası x ekseni olduğu için bu bundan bu da bundan küçük, aklınız karışmasın. Tamam. Şimdi 24 tane işçiyle A saatte bitebilen bir iş var. 20 tane işçiyle A artı 10 saatte bitebiliyor. Ve aynı şekilde 15 tane işçiyle de B saatte bitebiliyor. Şimdi gençler o halde şöyle diyeceğiz. Bu buna eşit, bu da buna eşit doğal olarak. Çünkü iş aynı iş. Şimdi yazıyorum. İlk iki eşitliği kullanacağım. Bakın şurayı kullanıyorum. Göstereyim orayı. Şu ikisini kullanarak da buradan A'yı bulabiliriz arkadaşlar. 24A eşittir. 20A artı 20 kere 10 kaç yapar? 200 yapar. 20A'yı bu tarafa gönderdim. 4A eşittir. 200 geldi. Demek ki arkadaşlar burada A kaçmış? A tabii ki 50'ymiş. Şimdi A'nın 50 olduğunu bulduk. Şimdi geldi sıra B'ye. A 50 ise şurası bakın 24 kere 50'dir. 24 kere 5 kaç yapar? 120. Bir tane daha sıfır ekliyorsun. 1200 eşittir 15 çarpı B dedik. Bakın burada B kaçtır o zaman? 80'dir. A'yı ve B'yi bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi geçelim sorumuzun köküne. A 50 idi. 50'yi 5'e bölerseniz şu kısımda 10 gelir. Yani 10 tane işçiden bahsediyor. 3B bölü 8 B 80'di. 80'i 8'e böldüm. 10. Onu 3 ile çarptım. 30. 30 saat. 10 tane işçi 30 saatte aynı işin kaçta kaçını bitirebilir? Şimdi arkadaşlar işin tamamına bakmamız gerekiyor bizim. İşin tamamı dediğimiz şey nedir hocam? Şudur. 24 tane işçi işi toplamda 24A kadar iş yapabiliyordu. Bu da işin tamamıydı. A kaçtı? 50 idi. Yani arkadaşlar 24 ile 50'yi çarparak biz 1200 bulmuştuk. İşin tamamı 1200'lük bir iş. 1200 birim bir iş var diyelim, tamam mı? Yani 10 işçi 30 saat boyunca çalışırsa 10 kere 30'dan 300 birimlik iş yapmış olur. Yani arkadaşlar 1200'ün çeyreği değil mi 300? Evet. 1200 birimlik işin 300 birim yapıldıysa demek ki %25 kadarı yapılmıştır. Ve doğal olarak da %25'i bitmiştir diyebiliriz 6. sorumuzun cevabı için. Ve sevgili gençler yüzdesini mi sormuştu? Kaçta kaçını sormuştu? Özür dilerim. %25 de tabii ki 1 bölü 4'tür. Dilediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve devam ediyorum 7. sorumla. Demiş ki bize bir işi Ali X günde, Ahmet Y günde ve Mehmet de Z günde yapabilmekte. Şimdi yazalım. Ali X günde bitirebiliyor. Ahmet sevgili arkadaşlar Y günde bitirebiliyor ve Mehmet de Z günde bitirebiliyor. Ali ile Ahmet aynı işi A günde. Bakın şu ikisi beraber çalışarak A günde bitirebiliyor. Ali ile Mehmet şunla şu beraber çalışarak sevgili arkadaşlar B günde bitirebiliyor. Ahmet ile Mehmet beraber çalışarak da C günde bitirebiliyor. A C'den, C de B'den küçük olduğuna göre X, Y, Z'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle sevgili gençler A C'den, C de B'den küçükmüş bakın. A C'den, C de B'den küçükmüş. Yani A neydi? Ali ile Ahmet'ti. C neydi arkadaşlar? Ahmet ile Mehmet'ti. Ve B de sevgili arkadaşlar Ali ile Mehmet'ti. Ali ve Mehmet'ti. Pekala. Şimdi iyi dinliyorsunuz burayı. Bunlar sevgili arkadaşlar iş bitirme süreleriydi, unutmayın. İş bitirme süreleri. Şimdi Ali ile Ahmet beraber çalışınca Ahmet ile Mehmet'in beraber çalıştığından çok daha hızlı performans sergiliyorlar demek ki. Buradaki farkı yaratan etken ne? Bakın burada Ahmetler zaten aynı. Farkı yaratan şey burada Ali. Ali Mehmet'ten daha hızlı çalışıyormuş. Ali Mehmet'ten daha hızlı çalışıyorsa demek ki X kesinlikle ama kesinlikle Z'den daha küçük. Daha çabuk bitiriyor çünkü. Daha hızlı bitiriyor. Daha kısa sürede bitiriyor. Bu yüzden X Z'den daha küçük. Devam. Ahmet ve Mehmet var. Ali ve Mehmet var. Burada Mehmetler aynı. Farkı yaratan Ahmet ve Ali. Demek ki Ahmet Ali'den daha hızlı çalışıyormuş. Bakın arkadaşlar Ali X'ti. Ahmet daha hızlı çalışıyorsa demek ki Y burada. Yani Ahmet'in çalışma süresi, işi bitirme süresi Ali'nin işi bitirme süresinden daha kısa. Yani bizim doğru sıralamamız o zaman Y küçüktür, X küçüktür, Z olacaktı. Doğru cevabımız buydu diyebiliriz. Ve artık son sorumuzdayız. İşçi problemlerinde 8.
Soru umarım çözümler kafana yatmıştır ve hani videoyu açmadan önce aklında olan soru işaretleri varsa bu soru işaretlerinin her birini giderebilmişizdir diye ümit ediyorum. Nilda bir işin 1 bölü 3'ünü 16 saatte. Şimdi 1 bölü 3'ü 3'te birini 16 saatte yapıyormuş. O zaman tamamını kaç saatte yapar Nilda? 3'te 3'ünü yani 48 saatte yapar değil mi? 3 katı. Eymen aynı işin 3 bölü 4'ünü 18 saatte bitirebiliyor. 3'ünü 18 saatte bitiriyorsa bakın 3'ünü 18 saatte bitiriyorsa 4'ünü kaç saatte bitirir? Yani tamamını kaç saatte bitirir diye sorarız. 6 katı olduğu için burası da 6 katı olacak ve Eymen demek ki arkadaşlar 4'ün 6 katı 24, 24 saatte bitirebiliyor aynı işin tamamını. Çok güzel. Buna göre ikisi birlikte aynı işin yarısını kaç saatte bitirebilir diye soruluyor. Şöyle Nilda'nın çalışma hızı V iken Eymen'in çalışma hızı 2V'ymiş diyebiliriz çünkü 2 kat daha hızlı iş yapıyor. O halde arkadaşlar ikisi birlikte 3V işin tamamı ne kadar? 48 ile V'yi çarpın 48V ya da 24 ile 2V'yi çarpın işin tamamı 48V. Peki işin yarısını kaç saatte bitirir diyor. Yani 24V'lik kısmını ne kadar saatte bitirebilir diye sormuş. 3V ile çalışarak 24V'lik bir iş yapmak istiyorsak aynı işi aynı şekilde 8 saat daha yapmamız gerekiyor. 3V çarpı 8 olduğu için demek ki arkadaşlarım 8 saatte ikisi birlikte bu işin yarısını bitirebilir diyeceğiz ve noktayı koyacağız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.